6. Gayrimenkul'de Liderler Zirvesi'ndeyiz. ERA Gayrimenkul'ün CEO'su Özhan Atalay yanımızda. Özhan Bey merhabalar. Merhabalar. Bugün burada yine 6. Gayrimenkul Liderler Zirvesi'nde farklı bir konu konuşuldu. Ticari ve alternatif gayrimenkulde fark yaratmak. Aslında bütün dünyanın da gittiği nokta bu, fark yaratmak, fark yaratmak ve inovasyon üzerine tüm dünyada bu yönde ilerliyor. ERA Gayrimenkul olarak gayrimenkul danışmanlığında lider firmalardan birisiniz. Evet. Ticari gayrimenkulde gayrimenkul danışmanlığının önemi, faktörü nedir? Bunu sizden aslında dinleyelim. Şimdi ERA Gayrimenkul dünyadaki birkaç tane global, uluslararası gayrimenkul danışmanlığı firmalarından bir tanesi. Türkiye'de de biz temsil ediyoruz. Tabii gayrimenkul herkesin hayatındaki aldığı en önemli kararlardan bir tanesi. İster konut olsun, ister ticari olsun, hayatınızda birkaç kere böyle önemli bir kararı alıyorsunuz. Pek çok şeyi danışıyorsunuz arkadaşlarınıza, dostlarınıza. Ama gayrimenkulü alırken tabii çok bilmediğiniz bir konu. İnsan yani hayatında birkaç kere yaptığı bir şeyi, kiraladığı ya da sattığı bir şeyin ne olduğunu tam olarak bilemiyor. Hele ticari gayrimenkul dediğimizde, yani konut haricindeki, kullanım alanı konut haricindeki olan gayrimenkullerden bahsediyoruz. Konut son derece grift. Çünkü bunların içinde alışveriş merkezlerinden tutun, ofislerden tutun, otellerden tutun, lojistik depolardan tutun, perakendeden tutun, pek çok detay var. Ve bu detayları tabii ki gerek kullanıcının, gerekse iş yeri sahibinin nasıl bir müşteri bulabileceğini tam olarak bilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bir danışmanlık işine ihtiyaç var. Yani danışmanlık demek bir bilgi ihtiyacı demek. Daha profesyonel bir yaklaşım. Tabii. Yani ticari gayrimenkul oldukça büyük bilgi gerektiren ve uzmanlık gerektiren bir şey. Şimdi siz işlerin sahibi de olsanız ya da kullanıcı da olsanız, kendinize bir yer arasanız bu kadar bilgiyi biriktirebilmeniz mümkün değil yıllar içinde. Dolayısıyla bir danışmanlık firmasıyla çalışmanız lazım. Tabii burada şu var, bir alıcı ve bir satıcı bir araya geldiği için burada doğru bilgiye ihtiyaç var. Yani öyle bir insan olacak ki bu danışman, iki tarafın da hakkını gözetecek, doğru bilgiyi çıkaracak, gerçekleri çıkaracak ve iki tarafı da tatmin edecek bir sonuca ulaşacak. Şimdi bunun olabilmesi için de bizim gibi uluslararası firmalar, markalı firmalar tabii bunun olması için uğraşıyoruz, güven unsuru olmak için çalışıyoruz. Dolayısıyla işte pek çok bundan ilgili eğitimler veriyoruz, farkındalıklar yaratıyoruz danışmanlarımıza. Çok yönlendiğimiz ve yoğunlaştığımız bir konu ticari gayrimenkul. Evet, aslına bakarsanız ticari gayrimenkul deyince ilk akla gelen ofis alışveriş merkezi ve ofisler geliyor. Ofis tarafında siz tabii ki daha sanıyorum faaliyet gösteriyorsunuz, kiralamalarda özellikle. Bu anlamda eğilim nasıl? Yabancı yatırımcı, yurt dışından gelen yabancı şirketlerin temsilcileri ne arıyorlar ticari gayrimenkulde? Ne gibi özellikler olması gerekiyor? Şimdi tabii ticari dediğimiz zaman ofis de var bunun içinde. Ofis olmayan diyelim ki depo, antrepo alanları var, oteller var, büyük restoran zincirleri gelmek istiyorlar ya da uluslararası perakende markaları gelmek istiyorlar. Tabii bunlar bir genel merkez de arıyorlar ama AVM'lerde ya da bazı önemli arterlerde, önemli perakende dükkanlar da bulmak istiyorlar ki markalarını istedikleri gibi, arzu ettikleri gibi çalıştırsınlar. Bunların hepsi tabii birer uzmanlık alanı, uzmanlık gerektiren alan. Biz de yaklaşık 45 civarındaki şubelerimizde ve şube uç şubelerimizde çalışan personeline bütün bunların eğitimlerini veriyoruz. Ticari ve alternatif gayrimenkulde biz kendi uzmanlarımız var, kendi eğiticilerimiz var. Türkiye'nin değişik taraflarına gidip bunların eğitimlerini vererek hangi konulara dikkat etmeleri gerektiğini, hangi konuların önem kazandığını, nerelere bakılması gerektiğini, risklerini, fırsatlarını ve pek çok şeylerini onların aydınlanmalarını sağlıyoruz. Ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı da şey veriyoruz, sertifika veriyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bilgileriniz için. Sağ olun.